Yolun sonuna geldin Aslan. Bu senin sonun. İyi düşün Asiye. Ben sana hiç yalan söylemedim. Hayatımda sana doğru söyleyen tek insan. İyi düşün. Düşündüm. Gebereceksin. Son duana yet aslan parçası. İyi. Çek tetiği. Vur beni. Madem istediğin bebeğinden ayrı kalıp cezaevine düşmekse... hiç düşünme. Ulan hala bebeğin diyorsun. Elimden kurtulacaksın diye ayaküstü bin tane yalan söylüyorsun. Öldü benim bebeğim. Sen öldürdün. Bebeğin yaşıyor Asiye. İnan bana. Sana yemin ederim bebeğin yaşıyor. Yemin ediyorum bu sefer seni öldürmekle kalmaz, leşini köpeklere yediririm. Yalan yok Asiye. Bebeğin ölmedi. Nerede o zaman? İndir şu silahı da adam akıllı konuşalım. Adam akıllı mı? Sen adam mısın ki seninle adam akıllı konuşayım? Nerede bebeğin dedi? Buradaydı ama götürdüler. Kim götürdü? Ben de yeni çözdüm. Bizim çocuklar bebeği götüren kimmiş buldular. Sadede gel. Bebeğin Tayland'da. Sen Tayland'ın yaşadığını... Biliyorum. Tayland'ın yaptığı tiyatrodan haberim var. Bebeğim Tayland'da mı yani? Hala inanamıyorum ya. Sen yaşıyorsun yani biz seni gömdük. Sen ölmüştün. Nasıl oluyor ya? Çetin her şeyi anlatacağım. Asiye mi? Ben Asiye senin yaşadığını biliyor musun? Ben bilmiyorum yani. Öyle mi? Ortamın salağı ben miyim? Ben niye bilmiyorum? Ne oluyor ya? Ne dönüyor? Göreceğiz. Efendim Asiye. Taylan bebeğim sende mi? Asiye sen neredesin? Kim söyledi bunu sana? Bebeğim sende mi diyorum sana? Evet bende. Allah'ım sana şükürler olsun. İyi mi o şimdi?
İyi, merak etme. Yanında mı? Güvenli bir yerde. Tamam. Ben arayacağım seni. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor ya? Çetin, sakin ol, anlatacağım. Ne sakin olacağım ya? Bir anda dayım hortluyor, bebeğimiz yaşıyormuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Niye benim hiçbir şeyden haberim yok? Bir daha sakın karşıma çıkayım deme aslan. Tamam mı? Bir teşekkür bile etmeyecek misin? Neticede çocuğunu ben kurtardım. Teşekkür etmek mi? Doğru söylüyorsun ya. Yaşattığın onca acı için teşekkür ederim aslan. Bebeğim düşüyor. Ne oluyor ya? Ne halklar dönüyor burada? Anlatacak mısın bana? Çetin, sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Güzel. Anlat. Anlat. Nişanlımla ne haltlar yiyorsunuz? Ya Asiye'yle ne ilgisi var? Bak Çetin, beni öldürmeye çalıştılar. Ha, seni öldürmek istediler. Niye? Sen Bruce Willis misin? Kim neden öldürmek istesin ki seni? Bilmiyorum. Ama bulacağım. Ha, Asiye de yardım mı edecek? Ya Çetin, mesele bu değil. Ne mesele o zaman? Mesele ne? Neden Asiye biliyor da ben bilmiyorum? Ha, tabii çünkü Asiye'ye aşıksın değil mi? O yüzden. Ne oldu peki karşılaşınca? Ha, ağladınız mı? Sarıldınız mı birbirinize? Romantik anlar yaşandı mı böyle? Bir de gitmiş bebeğimizi bulmuş ya. İlla kahraman olacak tabii değil mi? Çetin, sus artık. Niye? Yalan mı? Asiye'ye aşık değil misin? Bu olanların Asiye'yle bir ilgisi yok. Tabii canım, hiçbir ilgisi yok. Benimle ilgisi var. Çünkü burada mağdur olan benim. Buradaki tek geri zekalı benim. Ne yapacaktınız yani? Çok merak ediyorum. Böyle beraber kaçacak mıydınız yani? Kimlik falan mı değiştirecektin sen? Ya ne kasıyorsunuz bu kadar? Biz birbirimizi seviyoruz deyin. Basın gidin arkadaş. Ya sana bir şey anlatmak gerçekten imkansız. Çek git buradan. Çok safım ben ya. Dayım dedim, canım dedim, adamın dibi dedim. Gittin arkadan bıçakladın beni. Çetin, sus dedim. Çocukluğumdan beri kolladın beni. Abim bildim seni, arkadaşım bildim. Aşağılık herifin teki çıktın. Çetin, defol git dedim buradan. Defol! Mine, konuşalım mı biraz? Ali, çekil. Mine, lütfen. Ali, konuşacak bir şeyimiz mi kaldı bizim? Mine, ben seni çok sevdim. Sen beni çok acıttın. Sen babamı, beni, ailemi perişan ettin. Ben çok pişmanım. Affet beni. İnsan affetmesi için tutunacağı bir dalı olması lazım. Sen benim dallarımı kırdın. Sakın bir daha karşıma çıkıp af falan dileme benden, tamam mı? Seni görmek istemiyorum. Sesini duymak istemiyorum. Niye aradın beni o zaman? Niye telefon açtın bana? Sevdiğimden aramadım ben seni. Pervin karısının canını acıtmak için aradım. Oldu mu? Aldın mı cevabını? Mine, Pervin yok. Hiç de olmadı. Ya bir tek seni sevdim ben. O karı bizi birbirimize düşürmek için gitmiş, para vermiş anneme. Benim olup bitenden haberim bile yok. Suratına fırlatmadın mı parayı? Bir kuruşuna bile dokunmadın Mine, inan bana ya. Ali, ben senin yaptıklarını istesem unutamam artık. Ya sen benim babamı, beni perişan ettin be. Bir zamanlar seni sevdiğim için bile kendimden utandım ben. Bir daha seni görmek istemiyorum. Lütfen hattan ayrılmayın. Neredesin kızım sen? Kiminle konuşuyorsun ya? Taylan, geliyorum ben.
Çiçek yanında mı? Yanımda. İyi mi peki? Bir şey yok değil mi? Hem de çok iyi. Merak etme. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Ali! Ali! Ne var? Ne var? Konuşalım mı biraz? Pervin git başımdan. Allah aşkına yanaşma bana artık ya. Yapma Ali. Bırak arkamızdan konuşsunlar. İsterlerse kafamıza taş atsınlar. Sevdik biz birbirimizi. Ya ben seni sevmiyorum demekten yıldım. Dön evine. Dünya bir yana, sen bir yana. Ölürüm ben senin için. Yeter be, yeter. Türlü türlü dümenler çevireceksin. Sonra bana gelip burada aç masalları anlatacaksın. Yok öyle Pervin. Düş yakamdan. Düş! Hop! Ali kardeş. Hayırdır Celal? Vallahi baktım senin geleceğin yok, ben geleyim dedim. Ne zaman kapatacağım borcunu? Ya Celal, bu ara elim çok sıkışık. İdare et beni be. İdare et, idare et. Ne zamandır aynı laf be? Ulan biz de seni adam yerine koyduk, para verdik ha. Hadi öde şu borcunu, hadi. Yok ulan. Yok diyorum para. Ne yapacaksın? Canım mı alacaksın? Efelenme aslanım. Bize sökmez bayaklar. Yarına kadar o parayı ödedin, ödedin. Yoksa ben yapacağım biliyorum. Yoksa ne? Ne yok? Ne oğlum yoksa? Tamam, bir dakika. Karışma Berkan. Ne oluyor ya, Allah Allah. Ödesin kardeşim borcumu. Tamam öder, kaçmıyor. Ben onun bunu bilmem. Kolay kazanılmıyor o para. Tamam lan. Ağlayıp durma, yürü git işine. Sana yarına kadar yüklüyorum, tamam? Aferin Asiye, aferin. Şimdi telefonun kapalı, çok güzel. Tezgahınız ortaya çıktı tabii. Tabii, siz toplanın şimdi, yeni planlar yapın tabii. Allah belanızı versin be. Çok güzelsin sen. Aynı annesi gibi. Aman uyu benzemiz. Atarlı giderli. Senin o küçük burnunu yerim ben. Aşkımsın. Öyle olacak ama. Hem cesur. Hem de kuvvetli.
Öyle mi olacaksın sen? Anneye mi benzeyeceksin? Ha? Kıracan. Çekiyorum ha. Çekiyorum. Ayşe çekeceğim. Ha? Babam boşanacağım dedi ha. Ay Allah'a şükürler olsun. Demek aklı başına geldi. Aa, sen nereden buldun onu? Ver bakayım bana, ver. Vermeyeceğim ha, vermeyeceğim ha. Ver. Babaanne bırak. Ben verdim oynasın diye. Ablamın eski telefonu. Çek. Aa, beni ne çekiyorsun canım? Bu ev halimi millete rezil edecek. Çekiyorum ha, çekiyorum ha. Kaldırma beni ya. Vermeyeceğim ha, vermeyeceğim. Kız kaynana ne bağırıyorsun gene? Al kardeşin elinden şu aleti be. Gazeteci gibi çak 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 çekip duruyor beni. Sobayı da kurmak lazım. Evi buz kesmiş vallaha. Bana ne söylüyorsun? Bu yaşına ben mi kuracağım sobayı? Canım lafım sana değil. Evde erkek yok. İş başa düştü diyor. Merak etme. Babam yakında geliyor. Ne yapacak? Tünel mi kazacak? Bugün babamla konuştum. Senden boşanmak istiyor. Kız. Sahi mi söylüyor? Sahi ya. Sonunda kurtuluyor senden. Yalnız bir şartı var. Evi istiyor değil mi? Böyle tok gözlü ayakları falan tabii bir yere kadar. Malcanın yongasıymış. Bizim malda mülkte gözümüz yok. Sadece şikayetini geri alacaksın. Uyudu mu? Uyudu. O da annesi gibi uykuyu seviyor anlaşılan. Taylan. Teşekkür ederim. Kızıma kavuşturdun beni. Aslan şerefsizliğinden de kurtuldum. Hepsi senin sayende. Sen yine de dikkatli ol. O herifin sağ solu belli olmaz. Bundan sonra değil aslan Feriş'te gelse alamaz kızım benden. Hele bir gelsin. Onun kürsüyerine uyarım. O da yetmezse ciğerini söküp mangala basarım. Yaparım bunu. Yaparsın biliyorum. Asiye benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Ya Çetin buradaydı. Yani her şeyden biri var. Olsun. Öğrenmeyecek miydi zaten? Öğrenecek tamam. Bizim onu kandırdığımızı düşünüyor. Ay of Çetin ya. Çocuk gibi bazen. Neyse ben konuşurum onunla. Biz gidelim artık. Tamam. Al şunu. Ne bu? Ya sorma al. Celal'e olan borcunu ödersin. Gerçi hepsine yetmez ama işte olduğu kadar diyelim ya artık. Ya Berkant biz... Ya tamam. Tamam biliyorum ya.
Aramızda bir takım mevzular geçti biliyorum. Ama arkadaşız lan biz. Bak sen şu Celal meselesini hallet. Sonra tekrardan bozuşuruz, tamam mı? Sen olsan aynısını yapmaz mıydın? Yapardım tabii. Tamam işte abi. Bak, ben işi bulayım, söz hemen. Ya tamam be birader ya. Allah Allah, tamam boş ver. Bulunca ödersin işte. Boş ver. Oo, merhaba. Hah, bizimkiler de gel. Hadi bir okey atalım ya, ha? Hadi olur mu? Hadi atalım. Usta, çay çek bize. Ver abi onu. Heh. Ulan nerede kaldınız ya? Kız içeride bekleyeydin. Nerede kaldın sen ya? Anca hazırlandım. Ne hazırlandın? Gezmeye mi gidiyoruz? Çizmelerimi aradım. Ne var bunda? Ama niye yaptın? Sen bir süslenmişsin, püslenmişsin. Hayret bir şey. Ne bu halin senin? Allah Allah. Hadi yürü. Sen gitgide rahmetli ablana benziyorsun vallahi. Böyle bir atarlar, giderler falan. Pervin yürü. Al şu şikayetini de babam bir an önce çıksın hapisten. Hadi. Mine. Ne? Ben şimdi şikayetimi geri alıyorum ya. Ha. Bana bir oyun ediyor olmayınız sakın. Ay biz sen miyiz be? Oyun falan yok. Hadi geç kalmadan gidelim şu adliyeye. Yürü. Geç bakalım Salim Efendi. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geç otur kardeşim. Merhaba, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir çay verin. Sağ olun. Allah kurtarsın kardeş. Sağ olun, Allah razı olsun. Selen Hanım. Çiçek bak. Hacer abla. Çiçek mi? Çiçek ya, kızım. Kızınız mı? Kızım. Herkes onun öldüğünü söylemişti. Ama içimden bir ses, o yaşıyor yoksa sen de ölürsün dedi. Haklı çıktım bak. Nihayet kavuştum bebeğime. Ay gözünüz aydın Selen Hanım. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Nasıl oldu bu? Anlatırım. Hadi çıkalım. Ay. Bak burası bizim evimiz aşkım. Ay. Evet. Nasıl takip etmişler? Ya size gözünüzü dört açın demedim mi? Bizimkiler bebeği alınca... Beceriksizler. Her şeyi berbat ettiniz. Yani aslan her şeyi biliyor. Allah kahretsin. Büyük oyun oynuyor Taylan. Yazık ama oyunu bozuldu. Ne yapacağız peki şimdi abi? Geberip gitseydi işimiz daha kolay olacaktı ama olsun. Artık zamanı geldi. Oyuna biz de ortak olacağız. Küçükken de başka çocukların oyunlarını bozardım. Arkamdan mızıkçı diye bağırırlardı. Ne yapalım? Uyum bu benim. Şimdi Belenoğlu Holding'in ortağıyım ben. Ama elimdeki hisseler yeterli değil. Daha fazlasını istiyorum ben. Orada altın madeni dururken... burada kuyumcu dükkanıyla yetinecek değilim ben. Kara vicdanlı insanlar var. Nasıl saklamışlar çocuğu? Ay bunun annesi var. Acı çeker, arar dememişler mi hiç? Dememişler Hacer abla. Onlara kalsa bir ömür boyu saklayacaklardı çocuğumu. Bir daha Allah ayırmasın inşallah. Canım kızım benim. Annen sensiz o kadar eksikti ki. İyi ki geldin. Allah ayırmasın bir daha inşallah. Bundan sonra bizi ölüm ayırır anca. Ay Hacer abla. Çiçek
Şimdi aç filan mıdır acaba? Ha? Yani uyanır uyanmaz böyle ya mama filan isterse. Ben onun altında işim mi şimdiden? Ha, ne yapayım? O öyle sevmeli olmaz sadece değil mi? Onun bir sürü şeye ihtiyacı var. Ben o zaman şey markete gideyim. Dur kızım dur. Hepsini hallederiz sen merak etme. Ama şunun keyfini çıkar. Bak ne kadar güzel uyuyor. Gel otur şuraya. Ben şimdi listeyi hazırlarım, markete giderim. Her bir şey alır gelir. Böyle bir ömür seyredebilirim onu biliyor musun? Selen Hanım! Ne bağırıyor bu? Selen Hanım! Çocuğu uyandıracak bana. Hacer abla ben bir gideyim. Sen başını da bekle ama tamam mı? Hiçbir yere gitme ne olur. Sen merak etme kızım. Ne bağırıyorsun deli danalar gibi ya? Gel buraya gel. Geldim ne var? Hala asabiyete devam. Çok güzel ya. Kızım benim kalbim çocuk parkı değil. Öyle kafana göre oynayamazsın. İstiyorsan al topunu çık dışarıda oyna. Çetin, Taylan anlattı her şeyi. Sen yanlış anlamışsın ya. Vay. Taylan'da böyle gizli gizli konuşmalara devam yani. Çok güzel ya gerçekten. Pardon aşkım bir şey soracağım. Niye zengin değilsin sen? Çünkü sana piyango falan çıkmış olması lazım. Baksana her türlü numara var sende. Lafını bil de konuş kırarım senin kafana. Kır kafamı da kır. Çok güzel yetmiyor zaten. Zaten delirttin beni. Aptal oldum iyice. Etrafımda dönen dolapları bile göremiyorum. Ya kimsenin dolap çevirdiği yok. Taylan'ın yaşadığını o yüzden mi söylemediniz bana? Ha, siz beni hapse attıracaktınız değil mi? Planınız buydu. Oha Çetin, sen gerçekten kafayı yemişsin. Tabii, tabii. Sonra da uzaklara kaçacaktınız. Artık Bahamalar mı olur, Karayipler mi olur? Ya oğlum ben senin dediğin yerleri bilmiyorum bile. Merak etme, Taylan biliyordur. Gezmiş görmüş adam sonuçta. Karizmatik de, benim gibi aklı bir karış havada değil ki. Sen seversin öyle adamları. İki laf daha edersen çakacağım ağzına. Kafayı yemişsin sen. Yedim, psikolojim bozuldu benim. Psikoloji bozulur. Allah karakterine zeval vermesin. Vay, bravo. Bravo, tek kelimeyle bravo. Her şey bitti, şimdi karaktersiz mi oldum? Dök dök içini, başka ne varsa söylesene. Ya yeter ya, sabahtan beri atar yapıyorsun. Ya oğlum ben çocuğumu bulmuşum, çiçek yukarıda. Hani senin bin tane hayalin vardı? Hayran bıraktınız lan adamda, tabak gibi kırdınız hepsini. Tahtrivalinin diğer ucuna oturarak benim sayemde yükselen insanlar unutmasınlar ki istediğim zaman sıkıldığımda oradan kalkabilirim. Tabii ama benim suçum, benim suçum tabii ki. Ben şımarttım seni böyle. Yalnız Asiye Hanım, unutmayınız, kıvırtmak sadece bel bölgesinde olduğu zaman seksi olan bir şeydir. Lütfen ruhumuza bulaştırmayınız Asiye Hanım. Vay. Eyvallah. Eyvallah. Hak ettin sen bunu. Aptal herif. Size zehir vermeye çalışan adamın evini bulduk Taylan Bey. Kimmiş o pislik? Emniyette kaydı var. Turan Daralı diye bir sabıkalı. Adam yaralama, hırsızlık, haneye tecavüz gibi suçlardan sürekli içeri girip çıkıyor. Kardeşini bulduk, konuşturduk. Yurt dışına kaçtı diyor, başka bir şey demiyor. Ama ülkeden o isimle çıkış yapmış birisi yok. Yani sahte kimlikle çıkmış olabilir. Taylan Bey, bence o adam yurt dışına falan kaçmadı. Onu gördüğümü biliyor. Belli ki küçük bir herif. Bir deliğe girmiştir işte. Ne yapalım efendim? Kardeşini takip edin. Er geç ortaya çıkacak. İçimden bir his... ...beni öldürmeye çalışanı çok uzaklarda aramamam gerektiğini söylüyor. Kimden şüpheleniyorsunuz efendim? Yanı başımda olan herkesten. Ne kadar açık. Teşekkür ederim evlatçığım. Bak anneciğim, sen benim laflarıma burun kıvırıyorsun ama ölüm hak, miras helal kızım. Tamam. Taylan öldüğüne göre Rabbi Talem nur içinde yatırsın. Ama onun olan her şey senin prensesim. Anne şu anda bunları düşünmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Sen burada oturup yas tutarken yalıdaki akbabalar her şeyin üzerine üşüşür. Kızım, ne olur topla kendini.
Sen al eline paranı, malını, mülkünü. Ondan sonra üzül. Ha yani yaz kaçmıyor ya. Aslında bence sen git yalıya yerleş bir an önce. Sahipsiz sanmasınlar. Gideceğim zaten. Taylan'ı kaybetmiş olabilirim. Ama orası bizim evimizdi. Oradan vazgeçmeyeceğim. Aferin benim akıllı kızım. Hadi yine iyisiniz. Aldım şikayetimi geri. Git babana müjdeyi ver. Ne o kız? Diktin yine yılan gibi gözlerini. Ben daha ne yapayım size ha? Ne yapayım? Zahmet olmazsa sus. Sen hiçbir şey yapma bize. Ama ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün. Hiçbir şey ya. Alo. Alo Çetin. Ablama ulaşamıyorum. Senin yanında mı? Ne bilmiyorum da. Ne oldu? Bu ses ne? Bir şey mi var? Üf, çok acayip şeyler var Mine. Ne oldu anlatsana. Dayımla Asiye var ya. Ne olmuş onlara? Onlar bayağı muhteşem ikili çıktılar ha. Çetin hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Dur sen neredesin? Geleyim konuşalım. Hı. Tamam tamam bulurum ben orayı. Hadi görüşürüz. Çok kötü kavga ettik ya. Açıldırmış gibiydi. Ay her şeyi yanlış anlamış. Kafasında böyle saçma sapan şeyler düşünmüş. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Çıktı. Çiçek Umut nasıl? İyi. Bir görsen o kadar uysal bir bebek ki. Hiç bana benzemiyor. Fevri değil yani. Ay aman benzemesin zaten. Benzeyip ne yapacak bana? O annesinden çok daha şahane bir kız olacak. Ya bunu sormak bana zor geliyor ama... yabancılamadı değil mi seni? Ay hayır. Ya biliyor musun gözlerimin içine sanki böyle öyle bir bakıyor ki annesi olduğumu biliyor. Niye bu kadar geç buldun beni der gibi. Hesap sorar gibi bakıyor bazen. Sen onun için kendini parçaladın. Onun için yaptıklarını anlayacak yaşa geldiğinde... seninle gurur duyacak. Gurur duyacak mı gerçekten? Merak etme. Ha, bu arada Çetin'i de bana bırak, ben hallederim. Tamam, sağ ol. Çekeyim. Ha? Çekeyim. Ayşe. Ayşe kızım ne yapıyorsunuz hala bu soğukta? Hadi gir içeri bakayım ya, hadi. Sen de şunu bırakamadın elinden hadi. Çekiyorum ha, çekiyorum. Hepimiz çekiyoruz ya, hepimiz. Hadi içeri hadi. Kurtuluyor Salim'den Pervin. Bundan sonra gönlünün istediği adamla yaşa. Ama önce Ali'nin gönlünü alman lazım. Abla. Geliyorum ha. Geliyorum ha. Geliyorum. Otel müdürüyle konuştum Taylan Bey. Bir hafta daha kalacağımızı söyledim. Şimdi git bu akşam çıkacağımızı söyle. Ama Taylan Bey. Burada kalmanın bir anlamı kalmadı Mert. Yani ortaya çıkacaksınız. Peki ya planınız? Plan alt üst oldu. Aslan yaşadığımı öğrendi. Bunu ortaya çıkarması an meselesi. Artık düşmanlarımın benden uzakta olmadığına eminim. Şimdi onların karşısına çıkma zamanı.
Anladım. Anladım Taylan Bey. Ama bana biraz zaman verin, güvenlik önlemlerini arttırayım. Çetin. Ana, geldin mi? Ne oluyor? Ne olsun? Acayip şeyler oluyor. Sen kaç tane içtin? 3/5. Neyse tamam hadi anlat. Bir şey iç. Ne söyledim sana? Çetin anlat artık. Tamam. Dayın var ya Emine. Ölmemiş. Ne? Ya. Usta, biz çıkıyoruz. Tamam. Yarın erken gelin ha bak, çok iş var. Tamam usta. Gelsin. Buyur, bir şey mi istedin? Ali'nin borcu için geldim. Nesi oluyorsun ki sen Ali'ni? Ha, yoksa şu evde basılan sen misin? Orası seni ilgilendirmez. Ali'nin de haberi yok geldiğimden. Ha, kendin vazife bilip mühlet istemek için yalvaracaksın. Hayır. Borcu ben ödeyeceğim. Şanslı kerataya bak ya. Kaç para? Niye ayaküstü konuşuyoruz? Gel şöyle bir çay içelim. Gel. İstemez. Miktarı söyle gideyim. Acele etme ya. Sen çayını içerken ben hesaplarım. Götür şöyle gel. Ben çay getireyim. Dayım öyle dümen yapmış. Adamın dibi dedik, kazan dibi çıktı. Hayır ya, normal şartlarda dayımın ölmediğine sevinmem gerekiyor değil mi? Onu bile yaşatmıyor insan. Niye böyle bir şey yapmış? Çünkü onu öldürmek isteyen insanlar varmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kim dayımı neden öldürmek istesin ya? Melek gibi adam. Aa, ayrıca burası önemli, dikkat et. Asiye de biliyormuş dayımın ölmediğini. Kaç puan? Nasıl yani? Ya kızım anlasana, bunlar böyle tezgah kurmuşlar. Aralarında aşk ilişkisi var. Tam sırra kadem basacaklardı, Çetin oyunu bozdu. Çetin saçmalama, ablam seni seviyor. Ne? Seviyor. Ben o yalanı daha önce de duydum. İlk değil, sonda olmayacak. Kadının dibi dedik, cehennemin dibi çıktı. Of, benim içim şişti ya. Ben gidiyorum. Nereye? Ablana söylemediğim şeyler var. Onları söyleyeceğim. İçimde kaldı hep. Bakar mısın arkadaşım? Hanımefendiye istediği kadar içki ver, tamam mı? İhtiyacı olacak. İçmedin çayını. Söyle şunu da gideyim. Kaç para? 2000 lira. Var mı o kadar para? Bulurum. Ali'yi sıkıştırma yeter. Ya şu Ali için bu kadar sıkıntı çekmeye değer mi be? Değer değmez. Sana ne? Bana bak. Aslında bu işi çözmenin başka bir yolu da var. Çek lan elini! Bu kadar borcu kapatamazsın yavrum. Gel şu borcu burada kapatalım ha? Çek! Bak senin için 2 taksit yaparım. Birincisini şimdi, ikincisini haftaya ödersin. Bana öyle namuslu kadın ayakları yapma lan. Ha,
Ölmedi. Kimseye bir şey olmadı. Yanlış gördün sen, tamam mı? Yürü, 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 yürü. Yürü, dur. Öldü adam değil mi? Öldü. Öldü adam. Öldürdü. Öldü. 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 Kimse ölmedi. Yanlış gördün sen. Öldü görmedim. Sen öldürdün. Mehmet sus. Bak. Kimseye bir şey söylemek yok. Duydun beni. Ne dikiliyorsun burada? Sana ne be? Git işine. Ya sabır, ya sabır. Abla. Abla. Ha? Alo, Bahçeyn. Sen önce özür dile. Hem tokat diyorum hem özür mü diliyorum ya? Senin çok ağır konuştun. Tamam, bahçeye gel. Ya inemem aşağı falan, ben kavga etmek istemiyorum. Tamam, o zaman ben geliyorum. Sakın, Allah Allah. Şükürüyor. Gelecektim burada Batlat. Borazan sesinle konuşacaksın. Fena mı ya? Çiçek Umut da annesiyle babasının kavga etmesini ilk defa görmüş olur. Seni gebertirim ha. Öyle bir şeye şahit falan olmayacak benim çocuğum. Bekle geliyorum. Gel gel. Gel hele gel. Hacer abla nerede? Gel buraya. İçtin mi sen?
belirgin bir şekilde. Zıkkım iç Çetin. Teşekkür ederim. Müthiş bir planım vardı. Dinlemek ister misin? Şöyle yapıyorum. Ben gidiyorum, evdekileri Selin'i öldürdüğümü söylüyorum. Sonra bu çocuk hapse giriyor. Sen de Taylancı'nla beraber sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşıyorsun. Nasıl? Ben öyle bir şey yapmayacağım da şimdi senin yerin dibine sokacağım ha. Vay, önce tokat, ondan sonra da ölüm tehdidi. Bravo, işte bana verdiğin değer. Hani ben erkektim. Erktim, adamdım, adamın dibiydim. Ne oldu? Değil adamın dibi. Kara kökü de olsan bir kadının isteklerini anlamadığın sürece zıkkımın kökü kadarsın Çetin. Diyorsun. Diyorum. Hatta şunu da ekliyorum. Açacağın kapıyı öyle sertçe kapatmayacaksın. Bir şekilde sevdik de iyi bir sebeple terk etmeyi de biliriz. Vay, çok rencide oldum gerçekten. Ben artık seni görmek istemiyorum. Ay ben çok meraklıyım sana. Ben seni sevmiyorum. Ben de senden nefret ediyorum. Ben senden o çok 100.000 kat nefret ediyorum. Çetin bu söylediklerini yarın hatırlamayacaksın. Keşke komple unutsan, böyle komple unutsan. Hı hı, unut. Vallahi gebertirim seni ha. Ne oldu? Ölürsün aşkından değil mi? Sudan çıkmış balığa dönersin. Ama merak etme, Taylancı'nın gelir seni kurtarır. Ya da aslan kardeş, ooo Berkan birader, üf. Sen de, bu nedir ya bu böyle manita bol? Bir sürü insan, bir sürü kadın dünyada yalnız başına. Ama sen de bir sürü manita. Nedir yani, bulunmaz Hint kumaşı mısın sen? Akıllı ol Çetin. Hadi şimdi işine bak. Zeynep, ben balığı böyle yemem, bilmiyor musun? Ben geleceğinizi hiç düşünmemiştim Aram. Kusura bakmayın. Bundan sonra da gideceğimi hiç düşünme. Kalacağım diyorsun yani. Aynen öyle. Burası bana eşimden kaldı. Hala eşim diyebiliyorsun hali. Tebrik ediyorum seni. Adamla boğaz boğaza geldin nafakaydı, tazminatı diye. Seni ilgilendirmez. Hanımlar, kavga etmeyin. Sana ne oluyor ya? Sen de geldin, yerleştin kedi gibi eve. Sen de bu eve ilk geldiğinde pek izin istememiştin Selen'cim, yanlış bilmiyorsam. Ayrıca Taylan'ın kardeşiyim. Çetin'den çok evin reisi benim. Bilmem anlatabildim mi? Anlatamadın canım ya. Aklım kıt benim. Öğrenirsin zamanla. Asıl siz öğreneceksiniz de neyse. Bir şey mi söyledin? Yok canım, sen yemeği niye? Adamı koymuşsun 4 kolluya. Aralarında üstüne konmuşsun. Yaman kadınsın vallahi Ali. Doğru düzgün konuş benimle. Kızma canım. Bizim teneke mahallesinde öyle söylerler. Takdir ederler senin gibi kadınları. Selen. Sen karışma. Şu kapıdan içeri Taylan girse, ikinizin de yüz ifadesini görmek isterdim ben. Herkese iyi akşamlar. Betim benzin attı. Olamaz. Sakin ol Hale. Her şeyi anlatacağım. Hale sakin ol.
bodrum mu, çeşme mi? Anlamadım. Gözlerin diyorum. Hangi deniz insin? Çek şuradan ya. Babaanne. Bilmiyorum yavrum, gelir birazdan. Sen şu domatesleri versene bana. Aferin. Ay! Ah, akşam akşam. Saracak bir şey ver. Bakma sana öyle. Oo, kime diyorum ben? Celal. 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 Hadi kapatmıyor musun da? Geldiğimde böyleydi. Ben bir şey yapmadım. Geldiğimde böyleydi. Doğru söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Yaklaşma. Ben bir şey yapmadım. Katil var. Katil var. Katil. Celal'i öldürmüşler. Polis yok mu lan? Celal'i mi öldürmüşler? Kim öldürmüş? İşte katil bu. Ali öldürmüş Celal'i. Ali mi öldürmüş? Öyle gerekiyordu da ne demek? Ya nasıl yaparsın bunu bize? Bana böyle bir acı çektirmeye ne hakkın var senin? Eminim çok acı çekmişsindir hale. Bir de gülüyor. İnanamıyorum sana. Hale, kendimizi kandırmayı bırakalım. Benim yaşıyor olmam senin umurunda bile değil. Senin tek derdin bu yalı, şirketin hisseleri, bankadaki param. Beni kimin öldürmeye çalıştığı bile umurunda değil. Sormadın bile. Bunlarla söylediğin yalanın üstünü örtemezsin. Hepimizi kandırdın sen. Sadece beni değil, herkesi. Bırak da onlarla ben uğraşayım. Şimdi çek git buradan. Senin bu yalıda işin yok. Gitmiyorum. Seninle hala evliyiz ve burası benim evim. Ne olduğunu anlatacak mısın? Ali, madem suçun yoktu neden kaçıyordu oğlum? Adama borcum vardı. Ödeyemiyordum. Kimse bana inanmaz. Alıp götürürler, sonra da bırakmazlar. Esas suçlu elbet yakalanır. Gel gitme bir yere. Kimi yakalayacaklar anne? Ne zaman yakalayacaklar? Vallahi benim hiç hapse falan girmeye niyetim yok. Hakkını helal et anne. Ali nereye gideceksin? Ali nereye gideceksin? Anne bilmiyorum. Ben bakarım başımın çaresine, sen beni merak etme. Bir fırsat bulup sana haber uçuracağım, tamam mı? Ali gitme. Ya anne bırak. Bak şimdi polisler gelir. Sen beni görmedin, duymadın. Tamam mı? Ali! 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 Oğlum! Ali! Bir de şöyle bir şey var. Şampuan reklamlarında hep uzun saçlı kızları oynatıyorlar. Sanki kısa saçlı kızlar bulaşık deterjanıyla yıkıyormuş gibi saçlarını. Çok komik değil mi? Sen niye gülmüyorsun? Komik değil mi? Buna da gülmedi. Ay Asiye sen de iyice saçmalamaya başladın ya. Küçücük çocuk ya. Agucuk yap, bir şey yap.
Ama benim kızım annesi gibi ya. Atarlı laflar seviyor, kamyon arkası yazıları. Ya ben seni yerim. Tübe boy. Çok mu güzelsin sen? Ya Çiçek, dünyada 7 tane harika var diyorlar da... yani sende 6 tane daha mı var? Ha? Vallahi inanmam ha. Neyse, kendine gel. Kendine gel. İyiyim kızım. Hem harbi kız hem de Barbie kız. Değil mi kız? Babası da bir zamanlar harbi kız severdi. Şimdi Barbie kızları mı seviyor ya? Al. Ben var ya, çok iyi bir baba olacağım. Görürsün bak. Kızım ne isterse alacağım ona. Ya penguen istesin, penguen alacağım ya. Evde penguen olsa çok komik olmaz mı? Böyle paytak paytak yürüse falan, enseye bir tane koyacaksın ve taklatacak. Ay çocuk gibisin ya. Ne oldu? Hasretime dayanamadın mı? Ben büyüklük bende kalsın diye aradım canım. Aa, peki ne istiyorsun büyük Asiye? Şey diyeceğim. Ya Çetin, biz seninle böyle mi anlaştık ya? Hani Çiçek ikimizin kızıydı, ikimiz birlikte büyütecektik. Neredesin sen? Hı? Neredesin sen? O ses ne? Müzik ses mi lan o? Sen neredesin? Kızım, sen öyle katakulli yapmasaydın... şimdi hep beraberdik. Yanlış yaptın. Tacı attın sen beni. Oğlum, ben seni taca falan atmadım. Ben seni baş tacı yaptım da sen anlamadın. Bağırtıyorsun beni çocuğun yanında. Sabahtan beri yok dayınmış, yok aslanmış bilmem ne. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsak bir bildiğimiz var herhalde. Ne biliyorsun? Hı? Bilmiyorum ya, bir şey dayıma sor. Belki o biliyordur. Anlatır sana. Ya da belki de anlatmaz ya. Sonuçta utangaç bir adam tabii ki. Ne diyorsun Çetin ya? Alo, alo, çekmiyor telefon. Alo. Tünele giriyorum ben. Sonunda da ışık yok tünelin. Alo, alo. Çetin bak, kapatma sen. Aa, alo, vallahi çekmiyor. Kapattı. Ama suç bende. Niye arıyorum ki? Biz kimseyi mumla aramayız kızım. Tamam mı? Yaz bunu bir kenara. Bizi bulmak isteyen ışığımızdan tanır. O kadar. Sen ne gülüyorsun be? Sen ne anladın da gülüyorsun? Ha? Çok mu komik?